Arkadaşlar merhaba. Yarın gündüz Adana programını yapmak birlikteyiz. Program hazırladım. Çalışmalar bitti. Onu da sizlere aktaracağım. Boş koşu 7'li plase 4 numara favori çıkıyor. Hafif kilo sebebiyle favori çıkıyor bende. Onun arka sırada sıralı ikilimde böyle alacağım. 4 arka sırada da 2 ve 1 numaralı atlardan biri girecek diye tahmin ediyorum. Altın mimik ayağına geçiyorum. Şartlı bir yarış var burada. Bende 2 numara büyük at çıktı handikapında kazancından dolayı. Akabinde 8 numara Nazar Naz. 2-8 buraya yeterli gözüküyor. Handikap puanları yüksek çıkıyorlar. Ama kalite olarak hani hangisi derseniz bu iki atın dışında. Şartlılarda kazanç çok atlar geliyor genellikle. O yüzden bu iki atı tek bırakacağım. Ama handikap puanı olarak baktığımda mesela kırmızıya boyadığım atlar da bu grup içerisinde handikapı büyük atlar çıkıyorlar. Ama dediğim gibi 2 ve 8 buranın ağırlıklı atı kazançları çok olduğu için. Geçiyorum son handikap 15 3. koşusunun 2. ayağımıza. Burada da 5 numara Özgen Ağabey, 8 numara Poyraz'ım var. Yalnız burada bu ikisini beraber yazdıktan sonra burada handikap 15 olduğu için kırmızıyla gösterdiğim Altın Onur'da handikap puanı yüksek çıktığı için yazmanızı tavsiye ediyorum. Altınımı da ekledim ben. Birinci at 84 handikapıyla kırmızı kaya tutmuyorum. İkinci at Özgen Ağa. Ondan sonra Altın Onur ve Poyraz'ım handikaplarında. Ama dediğim gibi 2 numara Altın Onur burada büyük at çıkıyor. Dikkat. Dikkat diyorum sadece. Geçiyorum burayı. Bir maiden yarış. İnşallah kaldırırlar bunu. Öyle bir duyum geliyor. Kaldıracaklar diye maidenleri. Dediğim gibi tabelaya koşan atların çok olmasından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Sıralamam bu şekilde ama birbirlerine çok yakınlar. Tuttuğunuz atı yazın. Ben kapatacağım burayı. Tek atın, tuttuğunuz atı çalışın, derece çalışın diyeceğim ama maiden sonuçta. Dün de gördünüz. Başka türlü yarışlarda bile Türkiye'nin %80 AGF'si gelmedi, getirmiyorlar. At yarışı sonuçta dikkatli olmakta fayda var. Geçiyorum. Çukurova Belediye Başkanlığı kursu kısa vade 8. Burada benim büyük çıkan adım Ardaşah. Ardaşah iki taraftan büyük çıkınca böyle atları tek veriyorum normalde ben. Yalnız Mars'ta son yarışlarından dolayı buranın büyük atı handikap puanı olarak aslında düşük kaldı ama buranın büyük atı. Şunu söyleyeceğim. Ardaşah normalde tek verecektim. Ama Mars'ın son yarışlarından dolayı, kazancının yüksek olmasından dolayı handikap puanı bende düşük çıksa da yüksektir arkadaşlar. 117-120 beraber ayrılmadılar. Ben de ayrılmayacağım. Ben de bu iki at çıkıyor burası için. Diğer atlardan Karataş'ın bindiği at var. Onu da görüyorum ama ben de 4-1-1-4 ikili bitmiş olarak çıkıyor. Geçiyorum sonraki maiden koşuya. Maiden koşuda hani dediğim gibi yukarıda aynı şeyleri söyleyeceğim. Karataş binmiş. Getirebilir mi? Getirebilir. Direkt çıkabilir bu at yarın. Hani karar size ait. 7 numara buranın büyük atı. Handikap olarak büyük çıkarttı bana. Ama 3-6-7 olarak gözükse de kararı sizlerin. Ben herhangi bir yorum yapmayacağım maidenlere. Galop, yarış performanslarına, bunlara orijinlerine dahi bakabilirsiniz. Sonuçta halis bir gerçeği var. Halis boş atlar bilmez ama mesafe 1900 bilmiyorum. Geçiyorum son satış ki son ayağınıza. Burada az önce gösterdiğim gibi ben de büyük verdiği anda tek atıyorum bu atları. Çok nadir yanıltıyorlar. Gelmeyen de oldu bunların içerisinde. Ama çok nadir oluyor. Yani 10 tane atın aşağı yukarı 7 tanesi falan geldi. Öyle gözüküyor. Umbaba yaşına rağmen, mesafenin kısa olmasına rağmen büyük at çıktı. İki taraftan da bende tek olacak yarın. Alternatif düşünürseniz Dallas son yarışlarından dolayı handikapı büyük çıkan bir at. 7 numara Kara Fırat. Bu da normal bu grubun içerisinde en büyük handikaplı at olarak gözüküyor. Altılı şablonum burada. Adana için 26 liralık bir şablon. Faydası olduysa mutlu oluyorum. Onu söyleyeyim. Takip etmeye devam edin. Enteresan değişik atlar vermeye çalışıyorum. Sistemden çıkan atları.
bakış açımız bu yönde. Direkt kapı hatlarını verip geçmek öyle bir niyetim yok. Mümkün mertebe yararlı olabilmek amacındayım. Bu tabloları kendime hazırlıyordum. Sadece şimdi yayınlamaya başladım. Faydasını gördüğüm için yapıyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bizleri de mutlu edin. Sizler de mutlu olun. Umarım yarın bol şanslı bir gün geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın.